Merhabalar Hello People'a ve evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün evimizin kapılarını size açıyoruz. O zaman hazırsanız ev turumuz başlasın. Keyifli seyirler. Burası bizim bahçemiz. Şurada güneşlenen ve kedimiz. Kendisi akrobat ama şu an gidiyor. Pek sevmedi kamerayı. Biz burada yazın hava güzel olduğunda, baharda falan oturuyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Burayı çok fazla kullanıyoruz aslında. Bahçeyi seviyoruz. Burada kiraz ağaçlarımız var. Olmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama evet, biraz bahçemiz şu an bakımsız. Evet. Çünkü kış olduğu için biraz da biz de ilgilenemedik. Ama baharda inşallah buraları yeşil yapacağız şimdi. İnşallah. Falan. Bir de burayı kedilere ayırmış durumdayız. Burada kedilerin yuvası var. Tabii biz camdan kedilerin yuvasını net görebiliyoruz. Onlar orayı seviyor. Şurayı gösterelim mi Ümitciğim? Buraya mamalarını, sularını koyuyoruz ve burada onlara kaçış noktaları var. İstedikleri taraftan böyle acil çıkış noktaları var. Kendilerini bunaltmayacak gibi bir sistemle şurayı tam onlara göre strafordan kutusunu tamamen kestik falan. Burayı seviyorlar. Tam camın önüne falan yatıyorlar. Dışarıdan da bizi izliyorlar yani. Evet. Yani Müezza ve Ponçik de onları... Camdan cama sohbet. Şimdi arka bahçemizi de gösterelim biraz. Normalde buraya domates, biber, salatalık falan ekiyoruz. Hatta damlama sulamaları da var. Ama biz geçen sene çok fazla işimiz oldu için ekemedik. İnşallah yakın zamanda öyle bir planımız var. Hadi gelin şimdi evin içine girelim. Biz üst katları hiç kullanmıyoruz. O yüzden bizim evimiz alt kat, buradan geçelim. Bu da benim katlanır bisikletim. Bu da bizim oluşumuz. Ponçik. Arkadaşlar biz bu kanalı kurarken kendi başımızdan geçen deneyimlerim ve tecrübelerimizi size paylaşmak için aslında bu YouTube kanalını kurduk. Karavan da aslında bunun en güzel örneği oldu. Eksileriyle artılarıyla olumsuz gördüğümüz ya da olumlu gördüğümüz her şeyi sizinle paylaşmaya çalıştık ki size de tecrübe olsun diye. Aynı şekilde kafe videomuzda da yeni iş yeri açacaklara bu konudaki tecrübelerimizi paylaşmak istedik. Şimdi de evde de aynı şekilde yeni evleneceklere ya da işte evinin mobilyalarını değiştirmek isteyenlere falan bazı önerilerimiz olacak. Sadece ev turu olarak olmayacak. Evde nasıl vakit geçiriyoruz? Bu konuda da size bilgi vermek istiyoruz. Hatta son zamanlarda en çok zaman geçirdiğimiz bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz sizlere. We wanna mention about an application, Cambly. Cambly helped us to get rid of our fears about speaking English. Bizim İngilizcemizin seviyesi ne olursa olsun maalesef konuşmaktan yana çekincelerimiz oluyor. Utanıyoruz veya korkuyoruz. Cambly'ye bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bizi cesaretlendirdiği için. Cambly şöyle bir uygulama. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online video görüşmeleri yaparak İngilizce dersi aldığınız bir uygulama. Eğitmenleri ilgi alanlarına ya da aksanlarına göre seçebiliyorsunuz ve istediğiniz öğretmeni seçtikten sonra haftanın 7 günü istediğiniz saatte onlarla görüşme yaparak İngilizcenizi geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca siz 1-2 hafta önceden planlarınızı yapıp ona göre rezervasyon yapabiliyorsunuz veya isterseniz de anında girip profillerine ders yapabiliyorsunuz. Uygulamayı İngilizce seviyenizi yükseltmek, akıcı konuşabilmek ve mülakatlara, yabancı dil sınavlarına hazırlanmak için kullanabilirsiniz. Hadi gelin Hasibe'nin görüşmesine bakalım. Burada profilleri görüyorsunuz. Hadi birini deneyelim. I'm Hasibe. Yours? Nice to meet you, Hasibe. My name is Alexis. Nice to meet you too, Alexis. Making a social media campaign. What are you doing? How are you doing today? We're gonna make our home tour like that type of video and you're gonna be on that video. Okay, cool. Well, I'll check it out. It was nice to meet you. Good luck with your project. You said it's on YouTube? Yeah, Hello People on YouTube. Okay, I'll check it out. I'm interested. Hi, thank you. Aynı bizim denediğimiz gibi siz de deneyin diye Cambly bizim vasıtamızla size hediye 10'ar dakika veriyor ve bunu Hello People promosyon kodunu kullanarak kullanabilirsiniz. Uygulamanın linkini aşağıya bırakıyoruz. App Store'dan ve Google Store'dan ya da web sitesinden indirebilirsiniz. Arkadaşlar Cambly'yi denemekten korkmayın. Size İngilizce konuşma konusunda cesaret verecektir ve denedikten sonra merak ediyoruz. Aşağıya da yorumlarınızı bekliyoruz. Cambly'ye
bu videoda bize sponsor olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Hadi o zaman ev turumuza kaldığımız yerden devam edelim. Hadi. Burası bizim oturma alanımız. Burada şöyle bir koltuğumuz var. Rahat. Herkes tanıyordur bence bu koltuğu. IKEA. Sonra sehpamız var. Bunu biz eski bir sehpaydı, boyadık. Burada televizyonumuz var. Ümit'in eski ofis günlerinden kalma. Altındaki sehpayı da biz yaptık. Şu an biraz karışık arası. Sonra şöminemiz var. Bazen çok soğuk olduğunda yakıyoruz. Evi ısıtmakta yardımcı oluyor. Mezzamız var önünde yatan. Oturma alanımız böyle. Rahatlık, işte kafeden yorgun geldik falan filan, biraz onu düşünerek. Zaten salonumuz geniş olduğu için iki bölüm şeklinde ayarladık burayı. Oturma alanı da böyle biraz rahat edebileceğimiz bir şekilde düzenlemek istedik. Genelde vaktimizin çoğunu şu tarafta geçiriyoruz, öteki tarafta, ama burada da böyle arada ayaklarını uzatıp böyle tembellik yapmak istediğinde güzel burası. Burada da bir tane tablomuz var. Bu kafede bizim resimlerimizi yapan ressam arkadaşımızın bize, evimize hediyesi. Çok seviyoruz bu tabloyu görmeyi burada. Çok hoşumuza gidiyor. Şu tam arkanı dönersen Ümit'ciğim, burada da Ümit'in piyanosu var. Evet. Ümit burada piyano çalışıyor. Buraya böyle sevdiğimiz, hoşumuza giden resimlerden bir şeyler koymaya çalıştık. Şu tam ortaya da Hello People'ı koyacağız ama... Şuraya. Bir onu yapamadık. Ya evet. Böyle ışıklı falan bir şey yapalım falan dedik ama biz de vakit bulamadık ona. Belki de yapmayız, bilmiyoruz. Bir yarım resmimiz var. O zaman salona geçelim. Biz bu alanı bölmek için şöyle bir kitaplık gibi, raf gibi bir şey yaptık. Bunun bir örneğini bir yerde görmüştük ve dedik ki biz bunu yaparız. Ama sonrasında bunun çok zor olduğunu fark ettik. Şunları göstermek istiyorum. Bunlar profil demir. Bunları birbirine kaynatıp aralarından çıtaları geçirdik. Yapmak isteyenler için fikir olsun diye. Biraz zor yapılıyor. Hatta biz bir ara çok gıcık olduk buna. Çıtalarla yapıp, bilgi verme amaçlı da arkadaşlar isterseniz, çıtalarla yapıp profillerle birleştiriyoruz. Ve üzerine de şöyle kontraplak. Evet, böyle. Kullanıyoruz. Pufflarımız var. Bunları seviyoruz. Bunlar Ümit'in eskiden evinde kullandığı yatağının kenar tahtalarından falan yaptığımız. Sonrasında üstüne böyle bir işte sünger falan geçirip yaptığımız pufflar. Bu koltuğumuz da Ümit'in koltuğu. Yani normalde de Ümit'in koltuğu aslında. Ümit kendi eski evinden getirmişti bu koltuğu. Ve hala enteresan bir ilişki var aralarında. Ümit geldi mi illa bu koltuğa yatıyor. Bilmiyorum, sanki orada daha çok rahat ediyor. Bir değişik bir ilişkileri var aralarında, onu bilmiyorum. Ben çok rahat bulmuyorum bu koltuğu nedense. Ümit'le enerjisi tutuyor diyeyim. Şeylerden bahsedelim bu arada. Halılar böyle pahalı halılar değil. Buradaki halılarda 70 liraya mı almıştık biz bu halıları? İkisini birlikte 70, evet. İkisini birlikte 79'a falan gelmişti. Bu alan bizim vaktimizi en çok geçirdiğimiz alan aslında. Biz burayı tasarlarken misafirlerimiz gelir, uzun uzun burada otururuz, geniş bir alan yapalım diye düşünmüştük. Ve bu ortaya bir sehpa yapmıştık. Bu YouTube işine girince uzun saatlerimizi böyle bilgisayar başında çalışarak geçirdiğimizi fark ettiğimizde bize böyle geniş bir masa lazım oldu. Dışarıda böyle bir masamız vardı, içeriye aldık. Bu masayı da babam yapmıştı eskiden. Abimin düğünü zamanı 30 kişilik falan burada bir sürü kalabalıkla yemek yemiştik. O masalardan bir tanesi bu. Arka tarafı aslında biz okuma alanı olarak düşünmüştük. Burada böyle kaloriferimiz var. Hem sıcak hem de işte dışarıda kışın kar yağarken işte kitabımızı okuruz falan gibisinden düşünmüştük. Yine çok güzel oluyor orası. Biz burayı böyle hayal ederken burada iki tane penceremiz olduğunu fark ettiğimiz zaman buraya böyle bir tasarım yapmak istemiştik. İşte iki tane kütüphanemiz olsun kenarlarda. Tamamen bir kütüphane alanıymış ve kitap okuma alanıymış gibi olsun. Böyle sıcak hissettirsin, bizi oraya çeksin gibi düşünmüştük. Bunları beğeniyorsanız, beğenirseniz diye size biraz bunun ayrıntılarından bahsetmek istiyorum. Bu kısım Türk edebiyatı kitaplarımızı koyduğumuz, öteki tarafta yabancı edebiyat kitaplarını koyduğumuz yer. Karavanda mobilya almaya gittiğimiz avlu var ya, ona gittik ve işte projemizi anlattık ve bize bir şeyler kesmesini istedik. O da dedi ki ölçünüzü çıkartın gelin. Biz ölçülerimizi çıkarttık, hesaplamalarımızı yaptık. İşte şuraya şöyle bir kapak yaparız, işte şuraya şöyle raf yaparız, buraya böyle dolaplar yaparız falan şeklinde. Sonra ablaya gittik. Bize orada da çok yardımcı oldular. Sonrasında burayı böyle planlayıp bu şekilde yaptık. Ve en çok size şundan bahsetmek istiyorum.
şeye çıkacağım. Bunlar bizim apliklerimiz. Normalde biz aplik araştırdık. İşte fiyatları 70-80 lira civarında falan gidiyordu. Sonrasında bir fikrimiz geldi aklımıza. Normal sarkıt duy, tavandan sarkan duy. Biz buralarını ısıtarak bunları büktük ve kendimize aplik yaptık. 1,5 liraya. Lambacıdan da sonra da bu şapkaları aldık. Ve çok güzel apliklerimiz oldu. Onları çok seviyoruz. Burası bu şekilde. Dolabın üstündeki şeyler, işlemeli gibi gözüken yerler aslında strapon. Evet. Bir de böyle üzerine CNC'de kapaklarını falan kanalaştırıp öyle daha İngiliz tarzında çok bir... böyle antik İngiliz şeylerine benzetmeye çalıştık. Bizim de herhalde evde en sevdiğimiz köşe bu köşe. Evet. Hadi mutfağı da ben anlatayım. Mutfağı ve yatak odasını anlat, sonra da pizza yapmaya geçelim. Tamamdır. Salondan direkt mutfağa açık şekilde geçiyoruz biz evimizde. Mutfak burası. Yani hani çok bir ayrıntısı ne diyeyim, mutfak işte standart. Şey kullanımı güzel, tezgah bazen yeterli olmuyor. Yani bunun önünde bir böyle ada mutfak düşünüyorduk aslında biz yapmayı. Ama sonra dedik ki biz burada çok fazla durmayacağız. Yakında başka bir yere gideceğiz. Yani aslında Eskişehir'den komple gideceğiz. Tabii bu ne olduğunda bizim hikayemiz videosunda herhalde önümüzdeki haftalarda paylaşırız. Bizim hikayemizde size anlatacağız zaten ne olduğunu. O yüzden buraya ada mutfak gibi bir şey düşünmedik. Mutfağımız böyle. Genelde burada Hasibe ile işten geldiğimizde veya sabah kahvaltılarımızı birlikte hazırlayıp bu masada yiyoruz. Bazen bir şey izlemek istersek falan birlikte çıkıp içerilerde de tabaklarımızı alıp da yediğimiz oluyor. Öyle yani, keyifli geçiyor burada. Zaten birazdan burada da İtalyan pizzası yapmaya çalışacağız. Umarız başarılı oluruz. Buradan böyle bir koridor var. Aynı şekilde oradan da çıkılıyor aslında evde. Yani ikisi de aynı yere çıkıyor aslında. Buradan gidelim istiyorsan. Burada tuvalet, banyo, onlar var. Evet. Burada da tuvalet var. Biz onu genelde kullanmıyoruz. Gelin bu taraftan. Yani buradan da salona çıkıyoruz. Bu böyle bir tuvaletin banyonun önünde bir duvar olarak yapılmış. Burası çıkış kapımız, ilk girdiğimiz yer. Burası da yatak odası. Yani yatak odasında da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Biz genelde sade tutmaya çalıştık. Yine kitaplarımız, fazla kitaplarımız vardı. Onları kullanmaya çalıştık. Burada işte yatak odanın sahibi Ponçik Bey yatıyor. Bu dolaplar da Hasibe'nin eskiden kalma dolapları. Onları biz beyaza boyadık içeriye uyumlu olsun diye. Eşyalar aslında genelde öyle düşündük de yük olmasın diye çok fazla böyle ekstra masraflara falan girmedik. Mesela bu yatağımız da kütükten. Kütüğü alıp ortadan böldürüp sonra birleştirdik. Şu yatak başlığı benim eski yatak başlığımdı. Üzerinde de böyle bir ip bir desenli bir şey yaptık. Bu aslında ortaya bir şey düşünüyorduk. Oraya da böyle makromeden falan bir şey düşünüyorduk ama düşüncelerde kaldı orası. Burası da böyle. Sabahtan beri şömineyi yakıyoruz. Artık köz haline gelmiştir. Biz şimdi pizza yapımına geçelim. Hadi. Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz.
Şimdi mayalı bir hamur yapacağız. Burada böyle bir bardak kadar bir suya koyduğum yarım paket maya var. Biraz içine şeker koydum. Kabarmasını bekledim. Sonra tuz var, zeytinyağı var biraz, su var katı olursa diye, un var cıvık olursa diye. İçine biraz un koydum, bir tane de yumurta kırdım. Tuzu da böyle kenarlarına serpeceğim. Biraz kaşıkla karıştırmak istiyorum çünkü cıvık olacak. Ben buna un eklemek zorunda kalacağım. Hemen elimi bulaştırmak istemiyorum. Evet, şimdi yoğurduktan sonra bunun bir yarım saat kadar dinlenmesi, mayalanması gerekiyor. Üstünü streç filmle kapatıp dinlendirmeye alacağız. Domates sosu yapıyorum. Önce biraz içine sarımsak atıyoruz. Sarımsaklar böyle biraz yağına aromasını verdi mi? Sonra da domatesi vereceğiz içine. Sarımsak normalde kokan bir şeydir ama herhalde en lezzetli şeylerden de biridir. Ben çok seviyorum yemeklerde sarımsak kullanmayı. Bu sosu da kullanacağız. Domates sosunun içinde sarımsak ve kekik olmazsa olmazı. Evet, burada Ümit'in hamurla imtihanı adlı çalışmayı görüyorsunuz. Eline yakışıyor ama gördüğünüz gibi. Normalde pizzayı böyle elinde alırlar, açarlar gibi gösterirler genelde. Hani pizza ustaları böyle elinde lak 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 atarlar falan filan. Öyle bir dünya yok. Yani asıl... Nasıl bir dünya var? Asıl İtalya'da bunu elinle açarsın. Böyle 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 böyle. Tabii bu iş biraz ustalık istiyor. Bir de yaptığım yer de sıkıntılı yani. Hani şurada, şurası... Bir mermer tezgah olsaydı daha rahat olabilirdi. Onu niye orada açıyorsun Ümit? Çünkü mermer tezgahımız dolu. Hayır, doluluktan değil. Her tarafı un olup da sonrasında tekrardan bir sürü temizleme zahmeti olmasın diye. Evet, zaten ev videosu çekeceğiz diye sabahtan beri ev temizliği yapıyoruz. Hasibeciğim sağ olsun bütün evi, bahçeyi, her yeri temizletti bana. Herhalde eve taşındığımızdan beri böyle temizlik yapmamışızdır. Sağ olun, sizlerin sayesinde evimiz tertemiz oldu. Çok teşekkür ederiz. O kadar mutluyum ki. Bu hazır. Önce inceldin mi hocam? Valla elimizden geldiğince inceltiyoruz. İnce olmazsa ne olur? Valla ne olacağını hep birlikte göreceğiz yani. İzlerken çok güzeldi ama böyle bir şeye kalkıştık artık. Daha önce şöminede bir şey yapmayı denemedik. Bırak şömineyi, daha önce pizza yapmayı da denemedik. Hayır, ben pizza yaptım. Çok güzel İtalyan pizzalar yaptım ama tarifini Zane bildiği için. Bu arada Zane ile Selman'a buradan çok selamlar. Alim'e de çok selamlar olsun. Onlar Letonya'dalar şimdi. Bizi Letonya'dan izliyorlar. Alim bu arada Hasibe'yi izlemeyi çok seviyormuş. Tek izlediği şey benmişim. Evet. Hal olduğum için. Ne yapacağız işte, böyle aile içinde videolar yapıyoruz çekim. Paylaşıyoruz işte. Siz de bizim ailedensiniz. Çocuklarınız bizi izlerken umarım mutlu oluyordur. Bu pizza İtalyan pizza. Gerçekleri açıklayayım arkadaşlar. Ben normalde İtalyanım. Sülalem, soyum aslında İtalya'dan geliyor. Babam da zaten çok İtalyanlara benzer kendisi. Şuradan çekeyim de şu bin poşeti görünürken İtalyanlığından biraz daha bahsedeyim içe. Zaten tipimden de belli oluyordur İtalyan olduğum. Genelde tipimle ilgili saçın sakalın birbirine karışmış. Sen nasıl adamsın diye böyle bir berbere git diye yorumlar yapıyorsunuz ama... Sebebini söyle, neden böyle olduğunu. Çünkü İtalyan tipimi kıskanıyorlar Türkler olarak. Hayır. Ne? Neden sakalını ve saçını uzatıyorsun Emin? Neden saçımı ve sakalımı uzatıyorum? Çünkü kuaföre gidecek vakit yok. Hayır ya, of, karım öyle seviyor diyeceksin. Karım öyle seviyor ama kuaföre gidip bir toparlatayım dedi. Buradan kuaförüm Aykut'a selam olsun. Telefonumu açmadın kardeşim. İzlersen beni, bana geri dönersen bak kuaföre gitmem gerekiyor artık. Bu çok güzel açıldı şu an. Müthiş bir hamur kıvamında. İncecik yapıldı ama o yediğiniz kalın kalın hamurlar falan İtalyan pizzası değil. Olay basit yani. Çok böyle malzemeler doldurma falan pizzanın güzel olduğu anlamına gelmez. Aslında buna güzel bir pizza sosu ve mozzarella peynir ve üzerine de biz fesleğen, roka, böyle yeşillik çok gördüğünüz bir şey değildir. Biz yapacağız. Umarım siz de aileniz de böyle yapar. Birlikte yersiniz. Güzel, farklı bir şey olur. Bu sosumuzu sürelim. Şimdi şurada gördüğünüz mükemmel domates sosumuz. Burada da mozzarella var. Top mozzarella bulamadığımız için rendeli aldık. Sosumuzu süreceğiz. Abi bu sosu al ye yani. Sos o kadar güzel oldu ki. Kokusundan anlıyorsundur sen de. Evet. Ve çok açım. Hadi. Domates sosumuzu sürdük. Şimdi mozzarella peynirimizi koyacağız. Umarım mozzarella peyniri mozzarella peyniridir. Şoktan aldık. Mozzarella yazıyordu. Fırına gidiyorum. Evet.
Gerçekten çok güzel. Fırınımız. Ustam iki lahmacun. Hazır mı ustam? Açılmıyor. Para mı sıkışmış? Açılmıyor. Demin kızarmıştı arka tarafı, çevirdim. Şimdi büyük ihtimalle iki tarafı da kızardığı için açıyorum ve çıkartıyoruz. Oh, çok güzel gözüküyor. Şimdi bir de bunun sosumuz var. Ümitciğim yaptı bunu. Bunu dürüp yiyor muyuz? Biz bunu yiyeceğiz ama biz yerken siz izlemeyin. Dün pizzayı yedikten sonra videonun kalanını çekemedik. Biraz sabah yaptığımız temizlikten biraz da pizzanın ağırlığı çöktü herhalde. Bugün videonun sonunu getirdik. Bu arada ben de gidip saçlarımı kestirip geldim. Şey eklemek istiyorum, pizza güzeldi. Şimdilik bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.